Yana. Evet. Ama anlaşılan CHP bunu tartışmıyor. Ya da şimdi ben e, e, bu değişik bir perspektiften yaklaşıyorum. Aslında bu güzel bir örnek. Hı -hı. Ama bu örnekten tüme varım yapacağım Hı -hı. size. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde 7 sene bulundum. Hı -hı. Kemal Bey ilk genel başkan olduğunda ona inanıp girenlerden biriyim. Ciddi emekler de verdim. Çalıştığı ekiplerle de birlikte çalıştım. Sonra yollarımı ayırdım. Kendime yakışmadığını gördüm siyasetime devam ettim. Ama bu örnek aynı hastalığın devam ettiğinin bir semptomu. Yani biz Sezgin Tanrıkulu olayında gördük. Cihangir İslam olayında gördük. Bunun gibi başka isimlerle de gördük. Ya şöyle bir sıkıntı var orada. Ee, yani bu partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Altı ok ilkeleri belli. <laughs> Ülkeyi kurmuş. Kurucu baba. Partiyi kurmuş. Devlet Partisi gibi yönetmiş. Şimdi Kemal Bey buna değişik bir yaklaşım getirmek istedi. Anlıyorum kendisini. Demokrasiden dem vuruyor. Yeni CHP diyor. Helalleşme dedi. Değişik grupları içimize alalım dedi. Yani değişik bir demokratik yaklaşımla seçmene bir vitrinle hitap etmek istedi. Fakat partinin kuruluş felsefelerinin bayağı bir dışına çıktı. Partinin kuruluş felsefesiyle problemli insanları partide sembol pozisyonlara getirdi partinin temel oy veren kitlesi bunu göz ardı etmek zorunda kaldı. Yüreğine taş taş bastı gitti oy verdi. Hatırlarsınız tıpış tıpış gideceksiniz. Cumhurbaşkanı adayımız kim? Bu şahıs vereceksiniz. Yani insanlar tamam dediler belli bir süre. Hatta bu en son ittifakta 6 parti destekledi kendisini. 7. parti dışarıdan destekledi. Ya biri artık söylesin olmuyor. Olmuyor. Yani herkes lider olmak istiyor. Herkes Türkiye'yi yönetmek ister. Kim istemez? Kim cumhurbaşkanı olmak istemez? O muhteşem görevi kim alıp da layık ile yapmak istemez? Ama denedi. CHP'nin yapısını değiştirmeyi denedi. Kadrolarını değiştirdi. istediği şekle de soktu. Üst üste 14 defa seçime de girdi. Sonunda bütün Türkiye'de ittifak kurdu. En ufak partileri bile yanına çekti. Olmadı. Yani yakın bir arkadaşı diyecek ki tamam. Tamam artık. Şimdi benim babam Doktor Yıldırım Aktun'a. Girdiği her seçimi kazandı. Türk siyasetinde mağlubiyet yüzü görmeden 10 sene durmadan bakanlık yapan bir adam. Bu ülkeye büyük hizmetler yaptı. Ama temi kuran adam. Alkol uyuşturucu madde bağımlıları merkezi. Yeşil kartı çıkaran adam. Büyük sosyal hizmetlere imza attı. 25 milyon insan yeşil kart kullanıyor. Bana verdiği tavsiyelerden biri. Oğul bir gün gireceksin siyasete çekilmeyi bil. Gün gelir kaybedersin, itibarlı geri çekilme diye bir şey vardır evladım. Ben öleceğim, benim soyadım var. Benim soyadımı zor duruma düşürme. Şimdi siyasette atak olacaksın, iddialı olacaksın, kararlı olacaksın da bir yerden sonra da itibarlı bir şekilde geri çekileceksin. Şimdi Kemal Bey'in ben Twitter'ına bakıyorum milyonlarca yorum okuyunca ben bile kötü oluyorum. Kötü yorumlar. Akbelen'de arabasına yumruk atıyorlar falan. Bunlar kötü görüntüler ama Kemal Bey'in de artık bir yerde durup demesi lazım. Ya bir iç muhasebe yapayım. Ben bir yerde hata yaptım. Bunu daha fazla devam ettirmeyeyim. Toplum tepki koyuyor. Ya boykot diye bir şey duymaya başladık biz. Biz diyorlar sandığa gitmeyeceğiz. Boykot yapacağız. Bu ne demek? Demokraside boykot olmaz. Sandık demokratik iradenin tecelli ettiği yer. Niye boykot ediyorsun? Yönetimi beğenmiyoruz boykot edeceğiz. Ya böyle bir şey olamaz. Olmaz. Evet Şimdi, şu anda insanlar siyasetle iyi konuşmak istemiyorlar. Sadece bunu ya. bu konudan oraya geldim. Belki çok dramatize etmiş oldum. Ama aynı şey İyi Parti'de de geçerli. Yani muhalefet bloğu şu mağlubiyetin bir öz eleştirisini hakkıyla yapamadı arkadaş. Masaya koyup da biz nerede yanlış yaptık? Yanlış kurmaylarla mı yola çıktık? Milletvekili adaylarımız yanlış mıydı? Hakta karşılığı olmayan insanlarla oy mu istedik? Ya bir oturun, konuşun, itiraflarda bulunun halka. Halkın bir onayını alın. Deyin ki özür diledik, şurada hata yaptık. Ya herkes haklı. Herkes birbirini suçluyor. Ben haklıyım onun yüzünden. O aday olmadı korktu. Ötekisi yanlış adaydı. Ya bir dakika sen imza attın mı altılı masada? Kaybettin mi arkadaş? Sen aday oldun yanına iki kişi de aldın mı üç kişi? Tek kişiye üç kişi gittin mi? Yenildiniz mi üçünüz? Bedelini ödeyeceksiniz. Sandık sonucunun bedeli vardır demirel der ki sandığın bedelini ödeyeceksin öz eleştirini yapacaksın Kemal Bey de yapacak Mansur Bey de yapacak Ekrem Bey de yapacak o gün keyifleri yerinde kazandık diyorlardı halk kaybedince çöktü depresyona girdi ve hep şunu düşünüyorlar ee, Türk halkı balık hafızalıdır 3 ay kulağımızın üstüne yatarız unutulur hayır arkadaş bu sefer öyle olmadı Ekonomik bir buhranla mücadele eden Türk halkı bu kaybın bedelini sormak istiyor size. Siz koltuklarınızda aynı kadrolarla devam edip aynı filmi bir daha oynamasını istemiyorlar. Yerel seçimde de aynı kadrolarla kaybetmenizi yaşamak istemiyorlar. Ya radikal değişiklikler yapacaksınız, ya istifa mekanizmasını çalıştıracaksınız. Bu ülkenin muhalefetinin önünü açacaksınız. Açmazsanız partisiz muhalefet geliyor. Ülkesini seven insanlar partilerinden istifa ediyor ve kendi kendilerine televizyon kanallarında gazetelerde muhalefet yapıp gerçekten konuşmaya başladılar. Bu partisiz mi?